Merhabalar. Hazırsak eğer zihinden çarpma işlemlerimizde bugün 11 ile çarpmayı yapacağız. Ne yapacağız 11 ile çarpmada? Bir basamaklı sayıları 11 ile çarpmak kolay. 5 çarpı 11 mi? Yaz 55 gitsin. 2 çarpı 11 mi? Yaz 22 gitsin. Peki iki basamaklı sayıları 11 ile çarparken uygulayabileceğimiz kısa bir yol var mı? Hadi gelsin bakalım. Örneğin ne verelim? 23 sayısı olsun. 23 sayısını zihnimizden 11 ile çarparken şunu yapmanızı istiyorum. 23'ü çarpıyorum. Bakın 2 ve 3'ü arasını biraz boşluk bırakarak yazıyorum. Yazdım. Ortaya ne mi yazıyorum? 2 ve 3'ün toplamı 5. 23 çarpı 11 253'tür. Bitti gitti. Şimdi bir tık önden gidenlerini hemen akıl edecek. Öğretmenim ya 2 ile 3'ün toplamı 2 basamaklı bir sayı etseydi? Yani mesela şöyle bir şey olsaydı. 49 çarpı 11 yapsaydım ne olurdu? 4 ve 9'u arasını açtım yazdım. 4 artı 9, 13. 13'ün 3'ünü buraya yazıyorum. 4'ü silip 5 yapıyorum. İşte 11 ile zihinden çarpmanın kısa yolu bu. Peki mantığını merak ediyor muyuz? Hadi o da gelsin bakalım. Ne yaptım ben aslına bakarsanız? 23 ile 11'i çarpmak demek. 23 tane 10 ile 23 tane 1'i toplamak demek değil mi? Yani aslında yaptığım şey 230 sayısıyla 23'ü toplamak demek. Hadi toplayalım. Neler geliyor başımıza? 0 artı 3, bakın dikkat edin. 0'a 3 denk geliyor. Dolayısıyla birler basamağı doğrudan 3 oluyor. Buraya gelen, ortaya gelen sayı ise 3 ile 2'nin toplamından geliyor. 5. Yok eldeli bir sayı olsaydı o fazlalığı da buraya 2'nin üzerine atacaktım. O yüzden kısa yolumuz neymiş? Ayır çarptığın sayıyı ortaya toplamını yaz. Elde mi var? Yüzler basamağına gönder. Kolaylıklar hepinize.